Bazı stratejik şeylere Çin'in de ihtiyacı var. Özellikle İslam dünyasının ve tropikal bölgelerin çok üstüne hakim olduğu medicinal herbs yani belli koca karı ilaçları. Bunlar bulunmuyor Çin'de ve bunlara çok önem veriyorlar. Birkaç tane not aldım bak mesela gergedan boynuzunu yılan ısırmasına karşı kullanıyormuşsun. Geyik boynuzunu da kemikleri kuvvetlendir, iktidarsızlığı engelliyormuş. Sülfür, romatizma ve akciğeri gelir. Bunların hiçbiri doğru değil. Ben bu bölümü alıp milleti öldürmeyin benim adama. <laughs> Merhaba hocam. Merhaba Cengiz. Merhaba hocam. Merhaba Can Soyer. Evet Samsung Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition'ın sunduğu oh. o Vadis'e hoş geldiniz. Halk arasında Havadis olarak ünlenen programımız <laughs> Havadis. Havadis ne zaman diye. Son Havadisleri evet, almaya Son Havadisleri. <laughs> Bugün benim adını telaffuz edemediğim kişiyi konuşuyoruz. Vallahi geçen programda Guangzhou yerine Çunko'ya mı ne Guangzhou demişiz. Çin'den biri mesaj attı. Hocam dedi burası neresi bulamadım. Çin çok tepkili. <laughs> Çin tepkili evet. İngilizcesi Zenke ama Cheng He diye okunuyormuş değil mi? Hayır hocam. Rivayet evet. muhtelif. Cınhı var. Cınhı. Cınhıymış. Hocam peki bugün Zenke'yi konuşacağız dediniz. Neden onu tercih ettik bugün? Dur abi önce bir taksimetreyi açalım. Hocam gerçekten bedava hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Oğlum bedavaya ya. Bedava ne var ya? Ya bu çok saçma bir şey değil mi? Gerçekten. Böyle <laughs> Malinowski'nin şeyleri gibi. Tim kabilesi gibi. Hediye ekonomisi olsa ya. aramızda Ne ya böyle ama. deniz kabuğuyla bizi kandırmaya çalışıyor. Tim kabilesi gibi. Hocam para bulundu ve dediğim gibi yapacak bir şey yok. Oğlum saniye bu. Evet başlıyoruz. Zenge bizim için önemli çünkü genelde içine kapalı bir imparatorluk olarak bildiğimiz Çin'in dışı açılımı. Böyle bir zamanda açılımı ki Avrupa'nın coğrafi keşiflerinden bir 50 yıl önce. Yani zenge ve seferleri eğer devam etmiş olsaydı Avrupa'nın yerini Çin alır, Amerika'yı ve bütün dünyayı keşfedip işte kapitalizmi, modern dünyanın başat gücü olur muydu gibi bir soruyu getirdiği için önemli. Aynı zamanda şunu da dönemde bugüne kadar hep seyyahları konuştuk. Burada artık bir amireli konuşacağız ve hep Avrupa tipi emperyalizmi konuşup Bugün daha soft power'a dayanan bir 15. yüzyıl emperyalizmi konuşacağız değişik alternatifleri bize sunduğu için. Oldu mu yavrum ha? Peki hocam kimdir? Bir Müslüman hadım. Çin'in dış dünyaya en açık olduğu dönemde 30 yıllık bir periyotta 1405'ten 1430 küsürlere 33'e kadar Çin adına büyük bir filoyla Hint okyanusunu ve Doğu Çin denizini e, o tane aklınıza getirin yani Avustralya'dan işte Sumatra'dan Kilva'ya Madagaskar'a kadar olan bölgeyi 7 tane sefer düzenleyip bu seferler sonucunda Çin'in gücünü bir kültürel ve ekonomik emperyalizmi oraya yansıtıyor yani power projection yapan biri. Bu açıdan çok önemli. Bunlar askeri seferler değil ama. Hem askeri yönü de var çünkü şu Şöyle düşün. Buralarda Hint Okyanusu'nda büyük bir imparatorluk böyle Osmanlı gibi bir devlet yok. Zaten 15. yüzyılda da çok yoktu böyle devletler. Çin teknolojide o kadar ileride ki sen bir şehir devletiysen orada 100 tane gemiyle 30 bin askerle ve elinde barutlu silahlar da topu falan da olan bir şey geldi mi mecburen kapıları açıyorsun. Sana bir teklif yapılıyor. Diyor ki bak sana imparatordan hediyeler getirdim. Siz bundan sonra her sene Çin'e prenslerinizden rehin yollayın. Çin'e elçiler yollayın. 50 kişi, 10 kişi, 20 kişi bir kısmı bizde gelsin. Bundan sonra dünyanın evreni Nanjing daha doğrusu Beijing. Kuzeye taşımış çünkü o dönem Çin imparatoru. Dolayısıyla bir anlamda Çin'in bu arazi benimdir. Bir nevi Monroe doktrini gibi. 19. yüzyılda Amerikalıların yani Güney Amerika benim etki alanımdır karıştırmam demesi gibi. Hint okyanusu ve Güney Çin denizini burası benim alanımdır diyor. Hakikaten ev 4 de oynarken bunu erkenden yapmazsanız İspanyollar Portekizler geliyor tepenize çöküyorlar. Çok gıcık oluyorum. Dolayısıyla buna benzer bir şey var. Çok garip bir durum. Neden garip? Çünkü biz coğrafi keşifleri hep Avrupa ile özdeşleştiriyoruz. Ve kapitalizmin kökeni diyoruz. Ve şu soru geldi tabii. Çünkü 1930'larda bitiyor. Hatta 40'larda 50'lerde bitiyor bu iş tamamen komple. E 40 sene sonra 50 sene sonra Vasco da Gama gelecek. Ve şu soru geliyor. Çin neden Avrupa gibi devam etmedi dünyayı keşfetmeye? E Çin neden Avrupa gibi işte kapitalistleşmedi? Niye içine çekildi? Hani bir kırılma anı varmış gibi. Çünkü bizim son çalışmalar özellikle bu Sancar Subramanyam'ın falan da çıkıyor. Mesela modernite dediğimiz şeyler ne zaman kültürel seviyedekileri ya da state making devlet oluşturma seviyesindeki şeylerin Hindistan'da, İran'da ve Çin'de de aynı zamanlarda olduğunu fakat orada o kırılma gerçekleşmediği için gene The Great Divergence'da da ekonomik anlamda da anlatılıyordu. Sanayi devrim bile Çin'de olabilirdi. Hatta son hanedanı Moğollardan önce 11. yüzyılda da olabilirdi. Daha sonra da olabilirdi. Ne bileyim bir dışa açık bir bilimsel devrim hoşgörülü işte değiş fikirlerin ortaya çıktığı bir toplum oradan da çıkabilirdi. Çeşitli teoriler var böyle. Ama Avrupa bir şeyleri yaptı bunlar yapamadı. Ve kırılma anı zannettiğiniz gibi 15. yüzyıl değil de ve o kadar büyük önden görülmüş yani Avrupa'da her şey doğru yapıyor diye belli tesadüfler sonucu oldu. üzerinde bir şey var bunu doğru koyuyorlar. Yani Çin'de yapabilirdi ama saraydaki bir takım oyunlardan dolayı yapamadı. Peki hocam şimdi bu hikayenin şimdiye kadar kısmında bizim bizim Avrupa merkezci görüşten farklı bir şey o, var. Tabii Burada tabii Burada Avrupa'nın dünyaya hakim olmasına benzer bir biçimde Çin'in de bir zamanlar dünyaya hakim olduğunu evet, ya da olmak bilinen, üzere olduğunu. Evet. Bilinen söyleyeyim. dünyaya hakim oluyor yani Madagaskar'a kadar gidip işte yani Kilva'ya kadar falan gitmesi öyle. Çünkü e, bunu her zaman söyleyelim. Bu en güzel Marslas'ın dünya tarihi üzerine dünya tarihi düşünmek orada çok güzel anlatır. E, Orta Çağ medeniyetleri içinde en acizi Mali'den Batı Afrika falandan sonra Avrupa'dır. Çok kıyıda köşede kalmış oranın karsı gibidir. Aydahosu gibidir. E, Çin en büyük medeniyetlerden belki de en büyük medeniyettir yani herkes Çin'e gitmek ister. Zaten Çin'in kurduğu sistem de o Tribüt sistemi diyoruz. Yani bütün dünyanın elçileri bana gelsin, krallıklarını bana onaylasınlar. Ben dragon tahtında, ejderha tahtında oturayım ve insanlara hediye vereyim, karşında hediye alayım. Yani dünyanın merkezi ben olayım. Bir nevi piramit bir şey. Çünkü Konfüçyüsçülükte de var bu ama Çin'in kendi emperyal görüşü de var. Yani dünyada herkes tabii ki Çin'e gitmek ister. Böyle düşünüyorlar. Dolayısıyla e, ki, e, Çin çok bereketli abi. Porselen diye bir şey var. Yapamıyorsun bundan aynısını. Bu bir teknoloji pek yapıyor. Bu bir teknoloji çok verimli. Çin'e bir bak hele abi Çin Yangtze ile iki nehri yüzlerce kilometre bir araya gelen kanal yapmak bir Süveyş kanalını yapamaz Osmanlılar diyoruz değil mi? Adam onun 20 katını yapıyor. Yüzlerce kilometre giden kanal yapıyor. Kanal derken böyle su borusu döşemiyor yani Bayağı geniş kanal yapıyor. Dolayısıyla inanılmaz bir insan gücü. E, abi Forbidden Palace yazın Çin'in gene tam bu dönemde Zenke'nin patronu Zhu Di'nin döneminde ya da Zhu Di herhalde o da. Türü telaffuz edemiyoruz. Evet Zhu Di arkadaşlar bunları ben EO4'ten falan tanıyorum. Benim tanıdığım insanlar bunlar yani. Tumu'nun dedesi. Tumu krizini çıkaran geri zekalı imparatorun dedesi bu. O, oynayanlar bilecektir. Şimdi muhteşem bir sanayi var orada. Adam bir Forbidden Palace yapmış. Bizim toplantılarının 20 katı falan. O zaman hocam bu 15. yüzyıla birlikte Avrupa uygarlığının yükselişinden önce dünyanın bir barbarlık içinde yaşadığı yok öyle teknik şey. popüler algı zaten Aa, yok, çürümüş Av Bak zaman. şöyle söyleyeyim. Burada kullanılan gemi boyları. Belki de Avrupa'nın yaratmaya çalıştığı imaj zaten bu. Avrupa gibi. öyle anlamış. O zaman öyledir yani. Ya bu Avrupa'nın doğu ile ilgili şey. Marx'a bile baksan en hani büyük teorisyeni değil mi? O bile Avrupa'ya gelince zaten kendi de kabul ediyor. Limitli kalır. Elinde bilgi o kadar. Bile yani 19 yüzyılda çıkmış imajlar yanlıştır. Çin tarihini çok iyi bilmiyorlar. Last Emperor'ını ince Opus Magnum'da gördük. Bu başka bir şu herhalde. Muazzam bir şey var orada. Bu niye önemli biliyor musun? Biz Çin'i şöyle biliyorduk. Kendi içine kapalı bir imparatorluk. Dışarıya hiç bakmaz. Bu da bir batı imgesi olabilir aslında. Hayır Çin'in kendi imgesi de bu. Son 300 yılın imgesi. Haijin diye bir şey var. Gene ev 4te şey yaparsın. Bu olaydan sonra olacak zaten. Bu keşif dönemi bitince kapıları kapatacak Çin. Diyecek ki dışarıdan sadece bir limandan ticaret yapabilirsin. Ticaret çok sıkı kontrol altında olacak. Tüccarlar kontrol altına alınacak. Dışarıdan Çin'e pek gelmeyin. Yani çünkü dışarıdan Çin'e kim geliyor? Moğollar geliyor yani anlatabildim mi? Dışarıdan istilaya geliyorlar. Bir dönem önce herkes Çin'e gelsin diyenler şimdi gelmesin mi? Ay gelsin ama Çinler hiçbir işte zaman insanlar gelsin istemiyor. Ama saygı göstermeye, elçi olarak gelsin. Gelmek istedikleri için kapatıyorlar işte. Tamam mı? 19. yüzyıla kadar devam eden bir süreç. Çin'i tarif eden bir süreç ama her zaman öyle değildi. Mesela Song döneminde ki Song dönemi yani 10, 11. yüzyıllarda, 12. yüzyıllarda Moğolların yıktı. Onlar sadece güneyde. Kuzey Çin onlarda değildi ve güney Çin'de oldukları için çok fazla eksplorasyon yapıyorlar. Denize falan çok yatırım yapıyorlar. Yani Çin hep içe karaya dönük. Çin 16. yüzyıldan sonra kesinlikle ortaya çıkmış bir şey. Zaten 16. yüzyıldan 17. yüzyıldan sonra da Çin hanedanı gelecek. Onlar da zaten Mançurya'la. Onların zaten denizle hiçbir alakası yok. Dolayısıyla aslında denizle de yüzü dönük bir uygarlık. O kadar ki mesela şey var. Avustralya'da bazı araştırmalar şey spekülasyonu yapıyor. Bütün bu 30 yıllık seferlerin sonunda orada kalan Çinlilerden bir tanesi Mogadishu civarlarında, Somali civarlarında bir tanesi de Avustralya'da iki tane kabile buluyorlar. Çinlilere benziyor onların şeyi. Bunlar arkada kalanlar olabilir diyorlar. Yani Çinlilerin kendi arkada bıraktığı haklar sırasında orada orada evet, kalmış Çünkü WOW. isimleri bağ kelimesi var. O da kumaş gibi bir anlama geliyor. Çince'de. Tam unuttum eğer yanılıyorsam yazarım buraya. Ve etimolojik olarak konuştukları değil işte isimleri falan diğerlerinden farklı. Yani Avustralya'ya kadar gitmiş olabileceklerini söylüyorlar. Avustralya'da bazı adetleri Çin adetlerine benzetiyorlar. Peki hocam bu dünyada Zeng diye bir gezginden bahsedeceğiz. Cınhı. <laughs> Neydi? Cınhı. <laughs> Cınhı. İşte herkes söyleyebildiği şekilde. Evet söylüyorum. abi. Herkesin seyyahı kendine. Tam ton aksanıyla konuşuyoruz. Yani zenge işi yapan adam yanında Mahuan diye bir Müslüman tercüman var. O yazıyor. Onun yazdıkları var elimizde. Bu adam bir hadım. Yani Zudi, daha Judi ney onun adı. Daha bir prensken bir gün Moğollarla yani Moğolları ortadan kaldıran hanedan Ming hanedanı. Bunun babası kuruyor Ming hanedanını. Sonra yeğeni geçecek başa. Sonra bu onu devirecek. Bu sırada Yunan'ı yöneten, Yunan valisi Moğollardan Yunan vali yapan adamın çocuğu olduğunu iddia ediyor. Her halükarda bir Müslüman ve muhtemelen Tatar ya da o yörelerden. Tatar, Türk bir şey yani zaten bir başka bir adı vallahi Haşim Mahmut Şemsettin miydi? Şems miydi? Yani böyle bir isim var ama ben sadece Türkçe kaynaklarda gördüm. Sen gördün mü İngilizce kaynaklarda? Ben hiç okudum kitapta Müslüman ismini rastlamadım. E, Britanika'ya bakarken vardı diatiyorum hocam. Var bir kontrol ederiz. Ben yok kal. bunu herkes bilir de yazdım Hacı Mahmut diye. Hatta Mahmut. Şemsettin ailenin kullandığı isim evet, olabilir. Evet. Yani dedelerinin isminde de bir Şemsettin ömer. Yani onlar Tab'dan geliyoruz mu diyor? Bir, bir yerden geliyor. Yani bu zaten hiç kimse şeyden gelmiyor ya. Temizlikçinin çocuğu hiç yok ya bu dönemde. Herkes bir yerden geliyor. Kimse ben ödemiş demiştim yani değil ben ödemiştim demiyor. <laughs> Dolayısıyla bu hizmetine giriyor hadım olarak. Daha sonra tahta geçince de çeşitli komutanlıklarda falan buluyor. Sonra da amiral Peki hocam erken modern dönemde. dönemde hadımlığın önemi ne? Hadımlığın Öğren önemi, önemi her zaman öyle. Sadece Avrupalılar aptal olduğu için kullanmıyor bu şey. Şimdi hadımlık şöyle abi. Alıyorsun mesela yanına yardım etsin Berat'ı. E şimdi bir ufak operasyonla beraber Berat'ın içindeki o Berat'ın yapması hani değişik hareketlerin hepsini engelleyecek o hormon var ya, erkeklik hormonu. O onu biraz şey yapmış olsun. hem de e, haremini emanet ediyorsun. Bunlar hepsi bir sürü kadınla evli. Yani evin içine alıyorsun. Bir tür güvenlik önlemi de Bir tür de yani. güvenlik önlemi ki mesela Zudi'nin bir iki tane cariyesini öldürtüyor. Adımlarla böyle öyle bir şey vardı. Bekir diye bir, bir çizgi roman vardı. Bekir böyle haremdeydi. Leman'da galiba. Fakat ona işte acip operasyon yapmıyorlardı. Bütün haremde herkesle parti yapıyordu. 90'larda öyle bir çok güzel bir şey vardı. Ya. E, çizgi roman. Komik bir çizgi roman. Bunu artık yayınlayamayabiliriz bu bölümü ama. <laughs> Çin haremi diyelim. Bekir'i Bekir hatırlayanlar. Bizim Bekir hatırlayanlar. Şahımız Bekir Gürcün okurları. <laughs> Bir de herhalde yani sadece kadınlarla ilişkisi dışında şey de önemli. Başka bir iş düşünmesin. Sadece devlet hizmetine düşünmesin. Yani kilise, kilise ne yapıyor? O da evlendirmiyor işte. Yani erkeği... Evlendirmemek biraz ters tepebilir gerçi de. Başka bir şey düşünemez hale gelebilir. Abi onu bir takım ibadetle falan işte meditasyonla falan söndürüyor. Ya da şey olabilir mi hocam? hocam? Kendisi bir haneden oluşturmasın. Kendisi bir güçlü bir aile oluşturmasın Çin'de, diye. Çin'de olamaz o. Sarayın içinden haneden çıkaramaz. Osmanlı'da evet. da olmaz. Yani mesela Osmanlı'da çocuğu olsaydı bir haneden çıkarabilir miydi? Peki hocam Zenke'nin nereleri geziyor ve Abi, bu gezinin evet. amacı ne? Asıl amacı Abi işte Brunei'ye gidiyor, Sumatra'ya gidiyor, Malaka Boğazı'ndan geçiyor, Bengal'e gidiyor. Hatta Bengal kralı Çin'e geri gelip bir de yanında zürafa getiriyor. Ondan sonra Ceylon'a gidiyor. Ceylon'u çok beğeniyor. Kalküt'e gidiyor. Kalikut dedi. Sonra Hürmüz'e gidiyor. İşte bütün bu Arabistan'ın altını dolaşıyor. En son Mogadişu, Malindi oralara. Yani Ajun mıydı? Neresiydi o? Ev4'te o beyaz ülkeye kadar. Benim de artık harita şey oydu, oydu Ev4'e dönüştü. Hocam bir... Çinliler zürafa görünce bayağı şaşırmıştır yani. Abi dört tane kutsal hayvan var. Ejderha, Anka kuşu, tortuaz dediğiniz büyük kaplumbağa. Bir de kilin diye bir mitik hayvan var. Çinliler diyor ki aha kilin geldi. O zirafaya çok şaşırıyorlar ve mevzu, ve mevzu oluyor. Ve mevzu oluyor. Kutlayalım mı? Hayır diyor. Dışarıdan gelmiş. Şey nasıl kutlarız? Bizim buna ihtiyacımız yok gibi yapmamız lazım falan diye. Abi Çinliler megalomaniden ölmüşler. Bizim kinimiz bize yeter. Çinler Bengü gibi. Bengü'nün böyle bir kibri var ya böyle kahvaltı bomayacağım diye dayak yer yani. Çinler biraz öyle. Sonra gidip dünyanın en pahalı zürafasını alır. <laughs> Tabii dünyanın en pahalı zürafasını <laughs> alır. Yani parayla çözmeye çalışır Onu gibi. En uzun zürafası. Çinler de aslında. öyle yapıyor işte. Bak ilk görüntü o işte parayla çözüyor. Birinci birkaç tane nedeni var abi. Şimdi ilk sefer başladığında Zudi birinin tahttan indirmişti ya Yang Wang İmparator. Bu da Yongli İmparatoru. Her, imparatorun bir de böyle bir isim var. Bir şey imparator diye. Bu Yongli olması lazım. Bizim esas adam büyük adam Ming'in 3. imparatoru ve Ming'in daha başka basit başlatan evet, hükümdar. Evet, seferleri başlatan hükümdar. Şimdi yeni tahta geçince son Yang Bank midir nedir? Yani bunu yeğeni kaçtı diyorlar. Kaçınca da şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Hadi bunun peşine düşelim. Ama bence bu biraz bahane. Yani burada artık yeni bir politika çıkıyor. Ve bu politikanın arkasında ticaretten, serbest piyasadan medet uman, ticaretten beslenen ve bütün seferlerin arkasındaki hadımlar diye bir grup var. Karşıda da konfüçyüsçüler diye bir grup var. Böyle bir iki saray kliği de. Şimdi bu ilk başta başlıyor. Cınkı bunun başında. İşte seferlere çıkıyorlar. Burada önemli olan nokta şu. Ne istiyor olabilir? Bilirler. Birincisi bir kültürel emperyalizm abi. Oraya gidiyorsun her tarafa Çin kültürünü Çünkü kitaplar on bin tane kitap bastırıyor. Kadın kahramanlar, iyi anneler falan atan böyle kadın azizleri falan atan bir kitap 10 bin tane bastırıyor dağıtıyor. Bunlar matbaa tekniğiyle mi bastırıyor? Tabii canım? tabii. Çin'de oğlum her şey var. Çin tarihinde... Kucanberk'ten şey. önce diyorsunuz. Abi her şey Avrupa'ya son geliyor ya. İstese matbaayı Müslümanlar da alırdı. Çok basit. Öyle matbaa bir teknoloji falan değil. Barut da değil. Hepsini geliştiriyorlar. Önemli olan yani son 200-300 yılda kapitalizmi geliştiremiyorlar. Oğlum herifler bedavadan kıta buldu. Kıta bulmasalar nereye şey yapacaklar? Amerika diye bir olmasa batı şey olmazdı ki. Bedavadan kıta buldu adamlar. Anlatabildim mi? Kıtada parayla satılmaz herhalde yani. Hayır orada kıta olduğunu kim bilir? Ki bunlar da muhtemelen oradaki şeylerde bu Şavin kültürü falan var Orta Amerika'da. Orada da mesela Çin'le onların jaguarlarında Çin sanatıyla bir sürü birliktelik Mikronezya'ya gittiklerine göre bunlar sallarla. Salla mikro. Çünkü Pasifik Atlas Okyanusu gibi değil. Gitmesi kolay adı üstünde Pasifik. Bu Orta Amerika'ya ve Güney Amerika'ya gidenler de zamanında Çin'den giden Yi halkı diye bir halk var. Ondan olabilir diyoruz. Tamam mı? Yani bunlar Amerika'ya da zamanında gitmiş aslında bir 10 bin yıl önce. Okyanus aşırı seyahat ediyorlar. E ya Mikronezya'ya baksana nasıl gidiyor oraya? Ve Azetik figürleri olan, belli kültürlerde Azetik şeyler. Hatta bir tane bir halk var. Onlar böyle bark cloth diye bir şey işliyorlar. Onu bir tek Çinliler öyle işliyor. Diğerleri farklı işliyor. O yüzden çok spekülatif. Antropologlar bazıları diyor ki yani Çinliler buraya ya da Çin'den birileri Çinliler yokken daha. Son kutup çağı sona erdi mi Amerika'ya gittiler diyor. Bu insanlar nereden geldi? Oradan gelmiş olmak zorunda. Ama Atlas Okyanusu'ndan gidemezsin çünkü. Çok daha zor. Bir de o kadar gelişmiş bir şey yok. Yani Portekiz ya da Fason'u yapamaz. Yok Pasifik'ten gitme yolu zaten sağlaması yapıldı Kontiki seferlerinde. Yani Pasifik'te gidersin oğlum. Adamlar salla Mikronezya'ya gitmiş. Kaç bin yıl önce? Kaç bin yıl önce? Kaç bin yıl önce? Şuraya yazıyı da kaç ne zaman bulundu onu da yazalım. Pasifik <laughs> sakin <gülüyor> bir deniz mi hocam? Adı üstüne Pasifik oğlum. Ne demek ki Pasifik hocam? Biz hepimiz... Peaceful. Yine şey yapamadık. Yine Latincemiz yetmedi. Peaceful. <laughs> şey peaceful. Pace. Pax. Böyle siz biliyorsunuz hocam. Biz Peaceful'a <laughs> kadar gidebiliyoruz. Ondan sonrasını ilerletemiyoruz. Pax, Pasifik, Serenity gibi yani böyle ferah. Dolayısıyla böyle bir şey var. Birincisi bu. İkincisi soft power. Bak bu önemli bir şey. Dünyanın hakim olsun. Herkes senden mühür dileniyor. Başa geçmek için mühür dileniyor. Hanedan üyelerine rehin yolluyor. Bengal kralı kalkıp kendi geliyor. Üçüncüsü senin, senin bir ülkenin güçlenmesini ya da güvenliğini tehdit etmesini engellemek. Nasıl? Bir tane meşhur korsan var. Onu yakalıyorlar mesela. O korsanlığı bitiriyor orada. Ondan sonra birkaç tane çok güçlenen ya da çok agresif olan, harmoniyle davranmayan yani emperyalizmin ufak adımlarını yapan herkese çöküyor. E, -Junga. Aslında askeri bir gücün. var. var bir hegemonya da. Tabii bir hegemonya. Değirmendere, Kadıköy gibi bir yerde oturuyorsun, tamam mı? Bir anda 100 tane, 200 tane gemi geliyor ve gemiler, gemilerin boyuyla ilgili çok şey var. Artık böyle bak şu mesela bir fulda olan bir gemi ya da burada gözükmüyorsa arkaya koyalım. Çok büyük gemiler olduğu söyleniyor. E şimdi de bunlarda şey de var, ateşli silah. Oğlum 500 kişiyle 1500 kişiyle Aztekleri yıktı İspanyollar. O kadar teknolojik fark yok ama Seylon dediğinde bir adadır. Yani güney kıyılarında Hindistan'ın ve tropikal bölgelerde büyük bir devlet yok mesela Osmanlı gibi. Roma gibi bir şeye denk gelse korkmaz. Ama bunlar hep ufak ülkeler. Kalikut hükümdarı ve İbn Battuta da gezdiğinde görüyordunuz. Her şehrin ayrı hükümdarı var. Mesela bu şekilde atıyorum. Kent devletleri gibi. Kent devleti ya da iki kent, üç kent yani. Bunlar tropikal yerler olduğu için büyük bir hanedan, büyük bir devlet yok. Çin'i de böyle cesaretlendiren bu. Çin kendi gibi bir devlet. Bir tek Timur var. Onunla çok kötü. O da artık normalize olmuş. İşte Timur o yüzden gıcık oluyor. Timur zamanında da abi. Timur Osmanlı hariç çok diğer yerler. Bak üç devlet. Altın orada dedin. Üç tane şehir ya. Nehrin üstünde bir şey değil ki öyle. Büyük devlet Derdi. O da o yüzden Çin'e yürüyor. O zaman Ming Hanedanı yeni kurulmuş. Timur oraya gidecek. Onu edecek. Yolda ölünce bunlar oh çekiyorlar. Çünkü yıkabilirdi. Eder, miydi miydi? Ederdi. Çin, Ming Hanedanı da yeni kurulmuş. Moğolları yeni koymuş. Abi Timur halleder. Timur programı yapalım hocam. Timur biliyorum. devam ettirseler de Cengiz gibiydi. Timur başka bir şey yapacağız. Timur'un bunun tokat seviyesi bir başka. Ben öyle bir şey görmedim yani. Bir de yani Cengiz de Timur. İskender, Cengiz, Timur. Ahmet, Mehmet, Napolyon değil abi. İskender, Cengiz, Timur bunlar. Belki Napolyon. Hatta Timur'un daha etkili silahları var. Tabii tabii. Tabii daha modern bir şey. Ama tutamadı. Yani Cengiz'in başarısı orada devlet adamı olarak. Onu bir gün belki bir uzmana da sormak lazım. Ama yani Cengiz başarıyor, Timur yapamıyor işte. Şahruh hemen anca bir arada tutmak zorunda kalıyor. Peki hocam sonuç itibariyle bu aslında Çin devletinin politikalarıyla bütünleşmiş bir evet. geziden bahsediyoruz. Evet evet tabii tabii bir de işte ticareti arttırmak. Çin diyor ki ticareti özel bireyler yapmasın ben devletle yapayım. Dolayısıyla bütün ticaret anlaşmalarını da yolda yapıyor adam. Şu anda da öyle galiba. Şu anda da öyle. Hayır abi. Yani. Bu dünya ticaret organizasyonları falan oluyor böyle yani şey. Öyle bir organizasyon yok da hani böyle bu büyük abi. anlaşmaları, fuar, onun gibi. Bir de şöyle bir şey var. Çin gücüyle kağıt para kabul ettiriyor. Çin'de kağıt para var. O kadar gelişmişler. Kağıt para dünyanın en büyük icatlarından biridir. Ekonomi yani. O beğenmediğin için de kağıt para var abi. Beğenmediğim dami hocam. Konuşma. Benim Çinlilere <laughs> hedef göstermeyin şimdi. Burada arkadaşlarım. <laughs> Kadıköy'de. <gülüyor> İkincisi, ondan istediği fiyattan yapıyorsun biraz daha. Dolayısıyla böyle kendi lehine bir ticaret. Aynı para politikaları, IMF falan da öyle yapar ya. Bir dolarizasyon süreci yaratıyor yani. Oyunu ben kurarım diyor. Oyunu ben kurarım diyor. O parayı kabul ettiriyor. Üçüncüsü bazı stratejik şeylere Çin'in de ihtiyacı var. Özellikle İslam dünyasının ve tropikal bölgelerin çok üstüne hakim olduğu medicinal herbs yani belli koca karı ilaçları. Bunlar bulunmuyor Çin'de ve bunlara çok önem veriyorlar. Birkaç tane not aldım bak. Mesela gergedan boynuzunu yılan ısırmasına karşı kullanıyormuşsun. Geyik boynuzunu da kemikleri kuvvetlendir, iktidarsızlığı engelliyormuş. Sülfür, romatizma ve akciğeriye gelir. Bunların hiçbiri doğru değil. Ben bu bölümü alıp milleti öldürmeyin benim adama. <laughs> bir sürü böyle şey araştırdım, buldum. Böyle aslında bir... tıbbi alıyor yani. Ya aslında hiçbir şey yaramıyor bunlar da. E, uydu devletler yaratıyor. Bir de biraz uzay keşifleri. Mesela bugün uzay keşiflerinin hiç bir hiçbir şeyi yok. Uzay mı? Uzaya çıkıyor Amerika. Hayvan gibi para harcıyor. Ne alıyor abi oradan ilk başta? Aslında Taş. Şey o parayı niye harcıyor? Şov yapmak için. Abi o da bir şeydir. Ya her şeyden de gelir elde edemezsin. Bu çok modern bir şey ya. Prestij. Prestij. E belki bir şey çıkabilir oradan. Ama araştırma yapmışlar. Burada bir tartışma var. Bu tartışmayı sadece okudum. Artık diyorlar ki bu sanıldığı kadar masraflı ve hiçbir getirisi olmayan bir süreçte ekonomik mantığı da vardır diyen tarihçiler var. Alta yazarım. Gene ismini unuttum. Çünkü bunların hepsini buraya gelmeden okuyorum yani. Allah. Çinlisi yazmış hepsinin isminde birbirine benziyor. Peki hocam bu gelişim neden bir yerde durdu ve belki de Avrupa'ya sıçradı? Az önce siz Neden bir ilgili birkaç tane teori var. Bir kısmı bunu konfüçyüsçülerle ve hadımlar arası bir güç mücadelenin sonucu olduğunu söylüyor. Ben de buna inanıyorum. Çünkü konfüçyüsçülükte ticaret kötüdür. Dışarıdan gelen her türlü etki kötüdür. Ve tarım her şeyin esasıdır. Harmoni her şeyin esasıdır. Ve bunlar ticarete, paraya falan kötü etkiyle bakarlar. Aslında eski toplumların büyük bir çoğunluğu tüccar sevmez. Ticaret kötü bir şeydir. Hele hele parayla ticaret çok daha kötü bir şeydir. Yani yani direkt para üzerinden yapılan faiz gibi. O yüzden bütün dinlerde bir Budistlik'te falan belki değil. Onlar e, manastırların falan faiz işlettiğini biliyoruz. Faiz kötüdür çünkü spekülatif bu tip şeyler e, toplumdaki gelir eşitsizliğini arttırdığı için kaosa neden olur. Sen de bir konfüçyüsçü katipsen ve gelirini arazilerden, çiftliklerden sağlıyorsan buna gıcık olursun. Tüccarlar biraz da fırsatçı görüyorlar Fırsatçı galiba. işte ama çok kazanmacılık. Kaybeden de yaratıyor ya. Aslında Avrupa kapitalizmi gelişirken de aristokrasi ve o dönemin Tabii. insanları tüccarları, tacirleri bayağı küçük işte. görüyorlar aslında. Beceremiyorlar. Orada tüccarlar onu o parçalı yapı sürekli kralların borç almak zorunda kalması falan. Yani kapitalist sınıflar bir şekilde kendini dayatıyor. Kimse böyle hadi gelin hep beraber. Yani şöyle olmadı. İşte 17. yüzyılda İngiltere'de toprak ağaları lordlar hadi gelin arkadaşlar kapitalistleşim demedi. Burjuva'ya muhtaç kalacak durumda oldular. Burjuva aldı. Kazandığı mesafeyi siyasal sonuca çevirdi. Çin'de böyle bir durum olmadı. Belki tek fark da o. Tabii. Çin'de devlet güçlü. Çin'de daha devlet Avrupa'da güçlü. Devlet, evet, Avrupa'da devlet güçlü. güçlü. Avrupa'da devlet aristokrasi olmasına rağmen aristokrasi devletle burjuvasının bir nevi ittifakına yenildi ve uzlaşmak zorunda kaldı. Çin'de öyle değil. Yongle İmparatoru ölünce Cınkı bir sefer daha yapacak. Sonra artık o seferler kesilecek. Burada birkaç şey daha olacak. Büyük bir deprem olacak. 1408 depremi. E 4'te açtınız da Ming öğrenin. 4. senede geliyor Nal'e tarafından. 20 devastation 5 tane provinste. Senin mandate otomatikman iniyor. Yani büyük bir şey çıkıyor. İki tumu crisis diye bir şey var. Bu salağın torunu gidiyor Moğollara karşı sefer yapacağım diye bir tane hadımın peşine takılıyor. Bunu Moğollar yakalıyor. Esen O da büyük bir Moğol komutanımız. Şöyle resmini koyalım. Bir tane uyduruk resmini yapmış. Moğollar çok kötü <laughs> benzemiyor bile. Esen Dolayısıyla bütün itibarı sarsılıyor. Bir yandan da enflasyon çok azmış. Çünkü hem bu şey için çok para basmak zorunda kalıyorlar bu filolar için. Hem de Forbidden Palace diye Beijing'de yeni bir saray yapıyor. Ama saray dediğin İstanbul kadar falan yani. Çok büyük bir saray. Dolayısıyla enflasyonla beraber masrafların artması, bütçenin açık vermesi bir öteki taraftan da siyasi olarak imparatorun esir düşmesi Çin'in bütün kredisini aşağı çekiyor. Ve dolayısıyla kağıt parayla artık yapamıyorsun o işi. Ve senin dediğin fiyatlarla olmuyor. Karizmayı da çizdirdin. Enflasyonist politikalar devam edince artık bu sürdürülemez bir politika haline geliyor diyen var. Öteki tarafta şunu diyen de var. Ya işte Konfüçyüsler kazandı ve bundan dolayı Çin içine kapandı. Hayjin dediğimiz. Şimdi dış dünyayı kapatmak, ticaret sadece belli noktalardan devlet eliyle yapmak. O kadar tepkili ki yıllar sonra biri daha dönüyor. Zengenin diyor, Zengen diyor cıngının diyor. Neyse şunun adı. Şeyden getirin kayıtların diyor. O kayıtları attık diyor. Nasıl diyor? Devletten kayıt mı atılır diyor. Attık onu atmamız gerek diyor. Arşivden kayıt silinmez abi. Eski imparatorluklarda öyle bir şey yok yani. Herifi tamamen damlas diyor. dediğimiz anısını silmişler ki saygın bir şekilde öldü bu arada. Hani kendi zamanında değil. Yıllar sonra da eleştirisel olarak bu kapanmacılığı eleştiri olarak öyle anılacak. Yani tekrardan su yüzüne çık anısı öyle bir figür olarak kaçırılmış bir fırsatın temsilcisi olarak önce Çin'de sonra bütün dünyada. Amerikalılar çok sevdi bu işi. Çünkü o zaman Çin'in geri kalmışlığı ve Avrupa'nın ilerleştiği bir stratejinin sonucu oluyor. Batılılar bu konuda çok ısrarcıdır. Çünkü ertesi türlü biz yerleri katlettik, jenosit yaptık, işte ne bileyim orada buna bindik dememek için çok büyük bir zekanın ürünü bir şeymiş gibi. Kapitalizm toplumların kaderleri o kadar kolay manipüle edilemez. Tesadüfi şartlardır. Yani İngilizlerin kapitalistleşmesi ve Çinlerin kapitalistleşmemesi bunların yönetenlerinin yaptığı şeylerden dolayı değil. Daha önce de gelen bazı faktörlerden dolayıdır. Sen bir tane Sir Francis Drake'le oradan bir şey yaratırsın. Çin'de yaratamazsın abi. Adamın sarayı Londra kadar anasını satayım. O bambaşka dengeler var. O dengeler kapitalist bir devleti kapitalist bir toplumu ortaya çıkaramıyordu. Denenip yanılmasından biliyoruz. Ya yani ben tarihçi olarak yapısalcıyım bu konuda. O zaman hocam yani Avrupa kapitalizmi yaratmış değil de kapitalizmi Avrupa tabii ki, yaratmış tabii, tabii, tabii. oluyor değil mi? Başka yerde çıkamazdı. Oğlum para tüccarı ticaret deyince bu işte dünyada bir tane yer var. İslam dünyası. Bütün organizasyon zaten üzere kurulmuş. İbni Batuta'yı oku anlayacaksın. Yani ticarettir, kültürler arası diyalogtur falan bunu 1300-1200'lerde İslam dünyası öyle bir çözmüş ki bugünkü globalleşmeye benzer bir globalleşme sağlamış Ve hükmederek de değil. İbni Batuta bu çok nettir. Tarihi yanlış şunu öğrettikleri için devletler üzerinden öğrenirseniz anlamazsınız. Bak İbni Batuta nereleri gezmiş. Neye bakmamız gerekiyor hocam. Abi bakacaksın, yürüyen adama bakacaksın, tekkeye bakacaksın, zaviye bakacaksın, kervansaraya bakacaksın, yola bakacaksın. Şer'i hukuk nerelerde var ona bakacaksın. Aynı İslami sanat nerelerde var ona bakacaksın. Çin'i, Hindistan'ı, işte Tatar bölgelerini, Mali'yi, Mogadiş'i, Sıvahili'yi e, Avrupa ile kim bağlamış? Bunu zaten çözmüş. Kapitalizm çıkabilseydi başka toplar oradan çıkar zaten. Çıkamadı. Onun için başka bir dil lazımmış. O değil. Avrupa'da. O çok ağır bir tartışma. Videoda çözülemez. Ben bir kitap yazacak kadar da hakim olduğumu düşünmüyorum. Fikirlerim var ama burada söylemeyeceğim. Yani çok detaylı olur. Konu dağılır. Dolayısıyla böyle bir şey var. Kapita Avrupa bir şey yaratamaz. O kapitalizm. Bir sonraki aşama. ben Marx'ı anlıyorum yani. O doğru. Şimdi bir sonraki aşama. O'nun bir sonraki aşaması dediğinde herkes yanlış anlıyor. Bir sonraki aşaması deyince şöyle zannediyorlar. İşte 1907'de yanlış anlaşılan da o ya. O böyle çok tarihi bir şeyden bahsediyor abi. Yani o bir paradigma kırılması. Paradigma kırıldığında da o böyle illa şeyle kırılması da gerekmez. Kapitalizm paradigma bir olayla kırılmadı. O kadar yavaş geldi ki tarihçiler 16'da mı çıktı, 18'de mi çıktı onu bulamıyoruz. Yani o bir zihin değişimi, o bir ilişkiler değişimi. O Çin'de çıkamıyormuş onu gördük. Çıkabilseydi çıkardı. Elinde bu kadar aygıt olan başka bir devlet yok. Yani elinde en az aygıt olan devlet bu. Belki de devletsizliktir kapitalizm. O da olabilir. Radikal liberal Radikal, görüş evet. açısından öyle evet olabilir. Yani. Ama... ama onlar en kötü kapitalizmi söylüyor. O kötü kapitalizmden bahsediyoruz bu arada. İyi kapitalizmden değil, emperyalizmden bahsediyorum ben. Yani üretim arttıran kapitalizm değil de ortalığı yakıp yıkan kapitalizmden bahsediyoruz. En kötü yüzünden bahsediyoruz Diyor. Dolayısıyla onlar da o yüzden öyle diyor. Çünkü onlar en kötü kapitalizmi temsil ediyor. Hani fırsatçıların kapitalizmi. O Çin'den çıkamıyor abi. Çünkü sen Konfüçyüs'ünsün birader. Yani o yapıyı kıramıyorsun. Protestan etik gibi bir şey yaratamıyorsun. Yani Konfüçyüs zaten bir din değil, bir öğreti. O anlamda Allah'lı bir din değil, tek tanrılı bir din değil. Başka dinlere de hoş çünkü bir Müslüman, değil mi? Çıkıp şey yapabiliyor. Bir Müslüman Çin'de Budistlerle, Taoist'ler işte bütün hepsi beraber o sistemin içinde eriyor. Bir anlamıyla bugünkü seküler bir devlet. Şimdi yani. evet laik bir devlet gibi Kim? Şu orada bürokrasi önemli. Abi bu laiklik mevzu sadece Avrupa'da bir mana kazanıyor. Kusura bakmasın kimse. Bu oralara buralara geldi mi başka dengeler. Yani İslam'da da başka türlü algılayacaksın. Orada kilise olmasından dolayı kitabi laiklik Avrupa'da manak. Onu Çin'e gelince bu Lake mi diye baktım bombeçi de çok saçma oluyor. Din devletim için yani. Orada kilise olması ve kilisenin ayrı bir organizasyonu. Ayrı bir organizasyonu. Orada bir şey var. Ha. bize gelince de öyle oluyor. Bizde de tam mesela aynı tanım değil ya. Fransa'daki gibi ama hangi Fransa'daki gibi? Amerika'daki de birbirine çok karışık bir hikaye ama Çin tam anlamıyla seküler. Ya seküler deyince seküler adıma da modern de demek Latince ve seculus, siglo, siek yani yüzyılsal modern, çağdaş demek. O anlamda çağdaş değil tabii ki. Yani dini törenler yapılarak çıkartta bu Müslüman. Bir bir tane Daoist bir tane tanrıça var. Denizcilerin şeyi. Denici. Abi erkek, adam başı sıkıştı hemen anasına koşar ya denizcilikle ilgili bütün tanrıçalar veya da azizeler hep kadın oluyor nedense. Çünkü o sıkıyım anam anam diye bağırdığın için şeyde Meryem Ana. Gerçi yok Aya Nikola şeydi ortodokslardan. Bir tez üretip saniyede çürüttüm gördüğünüz <laughs> evet, gibi evet, arkadaşlar. Kendi <laughs> kendinle tartışarak. Rüyalarınızda da Hegel'le tartışıyor <laughs> olabilirsiniz. of o nasıl bir şey ya? Aha. Abi bir anda kimse Hegel'le falan tartışmıyor ya. Hegel'le Hegel, Hegel bile tartışmaz gelse şimdi hayatına bakar. <laughs> o oh, YouTube iyiymiş falan der. Ne anlatıyorsun ya? Koca koca adamlar. Ya bu boomerlık nasıl bir şeydir ya? Peki hocam bu seyahatlerde kullanılan gemiler normal yolcu gemisi gibi Hayır, mi? Hayır bunlara gemisi. Cunk diyor. İbni Bota'da da geçiyordu. Ama Cunk tabi geminin ismi önemli değil. Mesela X markasını söylesek. Bunu 1908'deki bir romanda başka bir arabadır. 2000'deki romanda başka bir arabadır. Gemi isimleri de öyle. O yüzden bu ne olduğunu bilmiyoruz. Arkeolojide tam yapılmadı. Sualtı arkeolojisi. Bunu abartıyorlar. 120-130 metre işte 25 metre eni falan var diyorlar. Ama böyle bir gemi gitmez. Hatta 4 katlı falan diyen var. Bunlar biraz tırto. Buna inanıyorlar. Hatta Aslında teknik olarak mümkün mü? Değil. Yapmak. Değil. Rakamlar geldim abi en büyük gemiler. 120 metre 50 metre denmiş bunlar abi. 100 tane böyle gemi. Yanında da 200 tane falan gemi var. 30 bin adam var içinde ve yanında su tankerleri falan taşıyor falan. Şimdi abi 19. yüzyılda demir kullanılana kadar böyle bir gemi yoktu zaten. Yani tahtada en büyük gemi. Baktım 1627'de Vasa var ama o da o kadar büyük ki. Suya indirilirken yan yatıyor. O 68 metre. Nelson'ın gemisi His Majesty's Ship Victory 70 metreymiş. Yani en büyük gemi olursa olsa 70 metre olur. 15. yüzyılda bunun üstüne de çıkmış olabilirler ama bu Dubai'li değilsen yani öyle her şeyin büyüğünü yapmaya çalışmıyorsun yani. Bunun bir manası yok. Bu böyle en büyük göklerini ben yapayım. Çılgın proje gibi bir şey. O geminin gitmesi lazım. Dolayısıyla bence hikaye. Ya gerek yok böyle bir şey. Salakça bence Çinliler o dönemin kaynaklarına o, okyanusu hakim okyanusu aşmak için büyük gemi gerekmez mi? Okyanusu aşmıyor ki bunlar. kıyıdan gidiyor. Kıyıdan. Hint okyanusunda muson var oğlum. Bir de Avrupalılar çözememiş kendi okyanusunu. E, kıyıda giderken kayalara çarpmamak için yolunu nasıl buluyor? İşte o kadar da kıyıdan gitmiyor ama istediği zaman limana gelebiliyor. O boyda bir gemi kıyıdan. Bir de onun için de haritası var zaten. Ne haritasıydı bakayım? Onu buldum da o haritayı. Üstüne i̇şte Çince yazdığı için makun haritası. 17. yüzyılda kalma bir kitapta var o harita. Orada gördüm. Portolan gibi. İşte bir bölgeye giderken nerelerde topuk var ona de şey denir işte shoal reef yani taşlık bölge nerede karaya oturursun nerede rüzgar geliyor işte kale nerede nehir ağzı nerede hangi şehirde ne bulunur belli başlı coğrafi ayırt edici şeyler falan hep gösteriyor. Ne kadar kıyıdan gitseler de yine de tabii, tabii, öyle kıyıdan... yol bulmak için çeşitli aletler Ama kıyılarken, kullanıyorlar. Ama kıyı tabii ki yol bulmak için çeşitli aletler kullanıyorlar. Usturlab'ın bir formunu kullanıyorlarmış. Chiang Bank diye bir form bu da latitudu yani gene denizde bulunduğu yeri göklere bakarak ve bir İslami ülkelerden aldı ve çevirttiği bir çartı kullanarak Çin usturlabı gibi bir usturlap kullanıyor. Daha basit bir şey. Ama İslami usturlap da vardır yani. Bunu bulabilirler çünkü hemen hemen herkesle kontak halinde. Yanında zaten bölgeye hakim çok insan var. Çok gizli bir teknoloji değil yani o dönem. Ya çok yayılmış bir de bunlar böyle her şeyi elde edebilen yani ihtiyacı görüyor demek ki elindeki. Bir de işte bizdeki usturlap muhteşem bir alet. Sadece gök işine yaramadığını buradan anlıyoruz. Adam kendi daha basit versiyonuyla zaten gidiyor. Bizim usturlap yani Müslümanların bulduğu usturlap oğlum tarihin en büyük icadı. Ya yemin ediyorum 150 işi birden yapıyor. Anlatan 100 tane video var. Hepsini izledim. Hala denizi çıkıyor. Bazılarını tam anlatamıyorum. Çünkü benim kafam o kadar çalışmıyor yani. Şunu yapıyor diyor bunu. Bazılarını niye yapıyor anlamıyorum. Bu aynı cep telefonu gibi abi işte. Bin tane özelliği var ya. Bazı özellikler 300 sene sonra bakacaklar. Bu niye var diyecek mesela. Sela okuyan cep telefonu Sen Böyle. usturlap alalım hocam ya. Ulan usturlap alacaktık. Abi şey yaptık. Hangi acaba Türkistan'dan mı getirsek? <laughs> Çin'den, Çin'den mi alsak? Çin'den <laughs> mi alsak? Nereden alsak? Daha basit için usturlabı. Hakikaten muhteşem bir alet bak. Böyle bir buluş olamaz. Evet arkadaşlar bugün cınkıdan bahsettik. Bugün bir Müslüman seyyahtan bahsettik ama değişik bir seyyahtan bahsettik. Tüm dünyaya bir emperyalizm götüren, tatlı sert bir soft power uygulamasını hayata geçiren bir hadımdan bahsettik. Bu hadımımız Müslüman bir ülkede yaşamıyordu. Müslümanların görev alabildiği Çin gibi dönemin en büyük devleti. 15 yıldaki en büyük devletinde yaşıyordu. Bu devletin emperyalist politikaların birinci derecede uygulayıcısı oldu. Bir hafta sonra sanırım Leo Afrikanus'la döneceğiz. Kovadis'in 5. bölümünde. O zamana kadar Kendinize iyi bakın. Yesçi yüzündeyim. I, I'm ahead of my game diyorum ve görüşürüz.